Şimdi buna tuğla taş deseni yapacağız kağıt banttan. Bant çekme işlemimiz bitti. 50'ye 18 santim şeklinde yapılmış. Orta bölmelerinize parça taş görünümlerimiz ise orttan böldük 25'e yaptık. Yani 25'e 18 gibi oldu. Bütün olan taşlarımız ise 18'e 50 oldu. Bütün bant çekme işlemimiz bitti. Şimdi birazdan boyama işlemine başlayacağız. Tuğla rengi. Boyamızı hiçbir şekilde su katmıyoruz. Katı katı bir şekilde olmasını istiyoruz. Çünkü dış cephede kullandığımız çizgi dolgulu mineral kullandığımız için onların arasına da girmesi gerekiyor. Çok sulu olduğu zaman biraz akabiliyor. O yüzden böyle katı bir şekilde sürmemiz gerekiyor. Çünkü bantların arasına da bazen geçip akabiliyor. Bu size kalmış. İsterseniz büyüklüğüyle de yapabilirsiniz. Ben küçük parmaklılığıyla yapmayı tercih ediyorum. Güzelce böyle aralarını dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi her taraf boyanıyor. Çok sulu olduğu zaman bantların arasında akma yapabilir. Katı katı olduğu zaman daha güzel görünüyor. Şöyle rulomuzu bastıra bastıra sürüyoruz. Çünkü çizgi dolgulu mineral kullandığımız için görüyorsunuz. Çizgili bir şekilde pütürleri var. Bunların arasına girmesi gerekiyor. Yoksa dalgalı bir şekilde görünür. Kırmızı beyaz görünür. İsteğinize kalmış tabii ki. İsterseniz böyle yüzey bir şekilde sürebilirsiniz. Böyle de bir görüntü olabilir. Bu tamamıyla size kalmış. Evet, mesela böyle bir görüntü de bırakabilirsiniz. Görüldüğü gibi iki çeşit var. Biri solda üzerinde hafifçe bastırdığımız zaman alta beyaz görünüyor. Bir de güzel bolca bastırdığımız zaman komple doluyor. Bu sizin isteğinize kalmış. Ben sağ taraftaki şekilde yapacağım. Dün yapmış olduğumuz tuğla desenli boya uygulamamız bugün kurudu. Ve şu anda daha net görünüyor. Daha güzel oldu. Dün akşam üstü erken bitirdiğimiz için biraz karanlıkta gözükmüyordu. Ama şu anda tamamıyla kurudu. Çok hoş bir görüntü elde ettik. Evet, gördüğünüz gibi boyadan tuğla deseni yapmış olduğumuz bacamız. Altında
altına uygulamış olduğumuz çizgi desenli mineral uygulamamız var. Onun üzerine bunu yaptık.